partilerin bütün olarak başkanlık sisteminden etkilendiğini, olumsuz etkilendiğini ve bir siyasi parti zayıflatması süreci olduğunu söylemiştim. Bu her partiyi farklı etkileyebilir. Muhalefet şu anda hakikaten bir dinamizm içerisinde görünüyor. Bu doğru ama iktidar partisi bu yıpranmanın dışında değil. Bunu anlamamız gerekir. Şimdi en basitiyle şöyle ifade edeyim. Biz bazen diyoruz ki parti devlet. Bu bir eleştirel kavram olarak parti devlet diyoruz. Ben daha doğru ifadenin parti devlet değil devlet parti devlet parti olduğu kanısındayım. Yani neyi kastediyorum? Bir kere partinin güçsüzleşmesinin en önemli başlıca nedeni bütün gücün devlete kayması. Yani parti adına bile yapılan birçok konular bugün mesela bir iletişim dairesi başkanlığı var. Partinin en önemli fonksiyonlarından birisi propaganda ama propaganda işi büyük ölçüde iletişim dairesi başkanlığı tarafından yürütülüyor. Şimdi bu anlamda siyasi partilerin çok önemli kaybı olduğu gibi iktidarın da oluyor. Bakın esas çarpıcı noktayı söyleyeyim. Bugün haberleri okuduğumuz zaman en önemli konulardan birisi Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde parti kademeleri arasındaki iletişim ve erişim sorunları, yani ilçe başkanlarının, il başkanlarının meclisin bakana ulaşmaktaki zorluğu, bakana ulaşsa bile esas karar merkezlerine ulaşmaktaki zorluğu, bu partinin zayıflaması değilse hiçbir şey değil. Yani bu kesinlikle siyasi partilerin zayıflamasından iktidar partisi de etkileniyor demektir. 2023'e bakarken de birincisi bunu kaydetmemiz lazım. Ama ikincisi esas daha önceki konunun çok önemli boyutu var. 2023 ile ilgili olan o. Şimdi genel bir toplumsal değişim süreci içinde baktığımız zaman ben Sayın Aktaş'la Sayın Keyman'ın söylediklerini bir noktada bir araya getirebilirim diye düşünüyorum. Şimdi sizin güzel bir sorunuz vardı. Misyonu tamamladı mı? Artık yeni bir ajandası, büyük bir ajandası yok mu sorusu. Önemli bir soru çok. Şimdi bakın burada iki turda bakalım. Birincisi şu modernleşme süreçleri olarak alalım. Mesela modernleşme sürecinin çok önemli bir boyutu konut yapmadır insanlara. İnsanları sağlık imkanlarının geliştirilmesidir. En önemlisi eğitim imkanlarının geliştirilmesidir. Mesela okullaşmada olağanüstü bir artış oldu. Olağanüstü bir artış oldu. Zaten sözünü ettiğimiz değişikliklerin gençler dahil temelinde bu okullaşma oranları da yatıyor. Şimdi başka esas ulaşım ve iletişim altyapısında da önemli gelişme oldu. Şimdi bunlar bir genel olarak baktığımız zaman modernleşmenin daha çok fizik altyapısı. Fiziğin altını çiziyorum. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Peki ne eksik kaldı? Ne eksik kaldı? Kaynağın dış kaynağı. Olup gibi aktığı özellikle 2002 sonrasında bir dönemde üretime yatırılabilecek kaynaklar aslında üretim sayılır doğru ama büyük ölçüde inşaata kaydı. Türkiye büyük ölçüde kaynaklarını betona yatırdı. Bunu ben söylemiyorum artık bunu herkes söylüyor. Bu çok önemli bir eksiklikti. Yani burada bir misyonunu eksik yapma söz konusu. Eğer bir misyon söz konusuysa modernleşme açısından. Ama bakın esas konu bence işin can damarı. Zaten Sayın Keyman yavaş 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 oraya yaklaştı. Ben onu daha bir üst kavramsal çerçevesi içerisinde söylemeye çalışayım. Şimdi Türkiye bir orta gelir tuzağına tutuştu, sıkıştı diyoruz. Ben bir yerde şunu kullandım. Bir orta teknoloji tuzağına sıkıştı. Bir anlamda hepsi orta kültür tuzağına sıkıştık. Orta ülke olmaya Ne sıkıştık. demek bu orta kültür tuzağı? Evet. Bakın ondan neyi kastediyorum? Şimdi bugün atılım yapmak, sıçrama yapmak, ilerleme yapmak yani büyük gündem yani Sayın Keyman bunun yolunu çok açtı. Ben bir üst başlıkla toparlayayım. Bir anlamda post endüstri sonrası bir topluma geçmek. Bilgi toplumuna geçmek. Benim kanım son derece bünyesel nedenlerle iktidarın tıkanması da tam bu noktada geliyor. Şimdi bunu açtığımız zaman nedir bu diye sorduğumuz zaman birçok ögeyi sıraladık ama özellikle bunun motoru, lokomotifi, toplumsal değişmenin lokomotifi bilim ve teknoloji. Şimdi bu alana baktığımız zaman evet TÜBİTAK harcamaları falan arttı ama ben burada oranlara girmeyeyim. Türkiye'nin Ar-Ge yatırımları mesela bütünü sadece Samsung düzeyinde. Bakın bir tek Samsung düzeyinde.
İki, üniversitelerle hiçbir şekilde barışık olmayan bir siyasi iktidar var. Yani üniversite yönetimlerinden başlayın, her düzeyde üniversitenin en yaratıcı güç olduğu, üniversitenin teknoloji üretmenin temel bilimleri itibarıyla lokomotif olduğu bir ortamda Türkiye'de üniversiteler özelliğini tamamen kaybetmiş aslında. Yani üniversite sayısının örneğin artırılmasına sürekli vurgu yapıyor AK Parti. Bu da az önce dediğiniz fiziki modernleşme haliyle mi kaldı? Yani fiziki boyutta mı kaldı diyorsunuz? Evet, çok güzel. Bence gayet güzel söylediniz. Şimdi buradaki soru şu. Üniversite sayısının artmasını ben birçok akademisyen arkadaşımdan farklı olarak olumlu buluyorum birçok yönde. Ama tabii o arada bir de üniversitede özellik konusu var. Üniversitede bir kalite artış sorunu var. Bu konularda üniversitelere kesinlikle yeterli destek olunmadığı gibi üniversiteler uzun bir süre neredeyse bir iktidarın adeta muhalifi gibi karşılandı. Şimdi bilim en çok özgürlük ister, yaratıcılık en çok özgürlük ister. Şimdi ben oradan esas konuya bağlayayım. O da şu. Şimdi Türkiye bir toplumun değişmesi esas olarak belli toplum kesimlerinin, yeni toplum kesimlerinin öne çıkmasıyla olur. Siyasetin asli işi de zaten o öne çıkmaya başlayan kesimleri çok iyi temsil etmesi, onları anlaması, onların uzlaşması, onların da diğer taraftan bilinçlenmesi ve siyasete damgasını vurmasıdır. Türkiye'de siyaset burada tıkanıyor büyük ölçüde. Bu süreç Türkiye'de çok eksik gidiyor. Yani ben çok ağır bir şey olacak ama söylüyorum, siyaset dibe doğru yarışıyor. Siyaset şimdi bütün çalışmalarını sosyal politika ve yoksulluk üzerine toplamış bir akademisyen ve politikacı olarak söylüyorum. Çok önemli. Tabii ki en önemli konu bugün ben bir kitap çıkarttım önem verdiğim için. Yanlış anlaşılmamak için bunları söylüyorum. Eşitsizlik üzerine, yoksulluk üzerine ama yani bir toplumu sıçratacak olan kesinlikle daha adil bölüşümdür. Güçlü sosyal devlettir ama bugünün dünyasında o taşıyıcı kesimlerin şöyle ifade edeyim. İki tabaka olarak ifade edeyim Sayın Keyman'ın orta sınıf diye değindiğini, kentli tamam vesaire yaratıcı sınıf. Bakın bütün bu teknolojik gelişmenin motoru olan sınıf aslında belki de bir toplumda, bizim gibi toplumda birkaç yüz bin kişi. Bu gelişmiş toplumlarda daha büyük. Bunun içinde Ar-Ge var, bunun içinde sanatçılar var, bunun içinde medya var, bunun içinde hukukçular var. Ama bu yaratıcı sınıf gelişmenin motoru oluyor. Onlar başı çekiyor ve daha geniş anlamda da ben bu konuda bir polemiğe de girmemek için vasıflı iş gücü diyorum. Türkiye'de siyaset vasıflı iş gücüne dayalı bir siyaset değil. Tam tersine vasıflı iş gücü çok ciddi olarak dışlanan bir kesim. Bu siyasi iktidarın tıkanmasının kalınca en önemli nedenlerinden birisi. Çok önemli bir nokta var izin verirseniz, o da şu. Siyasi iktidarın sorunu şu. Modernleşmenin fizik altyapı aşamasında gayet güzel işliyor işler. Çünkü oradaki aktörler falan fevkalade uyumlu. Ama siyasi iktidarın ana çabası şu. Bizim geleneksel zihniyetimiz, yani tarım toplumundan gelen temel değerlerimiz ve dünya görüşümüz o sabit olsun ve onu ayakta tutan toplumsal dokular da ayakta dursun. Sıkı dokunmuş cemaat dokuları, mahalle eski deyimle, Şerif Bey'in deyimiyle, o da ayakta kalsın. O çerçeve içerisinde modernleşelim. Bu mümkün değil. Evet. Ben siyasi iktidarın tıkanmasının çok önemli bir nedenini burada görüyorum.